ASP.NET ile bir web sitesi oluşturma. Visual Studio ile yıllardır web uygulamaları oluşturulabiliyor. Visual Studio 2002 yılında ilk kez piyasaya çıktığında .NET yönetilen kitaplıklarla web sitelerinin oluşturulması için birçok yeni bir yola sahipti. Klasik ASP siteleri oluşturan kişiler için bu oldukça hoş bir değişiklikti. ASP.NET sitesi oluşturmak için File menüsündeki New açılır listesinden Website Komutuna tıklayın. Açılan pencereden C içindeki ASP.NET Website seçeneğini seçin ve OK düğmesine tıklayın. Default ASPX sayfasının ve diğer birkaç sayfanın olduğunu görebilirsiniz. Burada bir master page sayfası, CSS dokümanları, menüler, kullanıcı yönetimi denetimleri oluşturulmuştur. Ayrıca jQuery, JavaScript kitaplığı da bulunmaktadır. Bu nesnelerin hepsi standart ASP.NET web sitesi kitaplığının parçalarıdır. Bu uygulamayı çalıştırmak için F5 tuşunu kullanabilirsiniz. Ayrıca dosya üzerine sağ tıkladığınızda açılan listeden VWin Browser komutunu seçip istediğiniz dosyayı tarayıcıda görüntüleyebilirsiniz. Browse with komutuna tıkladığınızda sisteminizde kurulu olan tüm tarayıcıların listesi görüntülenir. Ekranın sağ alt köşesinde ASP.NET Development Server penceresinin açıldığını görebilirsiniz. Bu bilgisayarınızda bir web sunucusuna ihtiyacınız olmadığını gösterir. Browse düğmesine tıkladığınızda seçili tarayıcıda sayfa görüntülenecektir. Daha fazla web uygulamasına erişmek için File menüsündeki New Açılır listesinden Project komutuna tıklayın. Burada bulunan Web sekmesine tıkladığınızda oluşturabileceğiniz web uygulamalarını görebilirsiniz. Burada bulunan Web Application seçeneği ile oluşturulan bir projenin normal olarak oluşturulan web sitesinden farkları bulunmaktadır. Website ile oluşturulan projede proje dosyaları klasör içinde değiştirilebilirken Web Application'da değişiklikler Visual Studio ile yapılmalıdır. Bu iki proje arasındaki en büyük fark performanstır ve Web Application ile oluşturulan projeler daha performanslı çalışacaktır. Kod penceresinin altında bulunan Design düğmesine tıklayın ve tasarım görünümünü açın. Şimdi Toolbox'ı kullanarak sayfaya buton ve hyperlink nesnelerini ekleyin. Hyperlink üzerindeki değişiklikleri Properties panelinden yapabilirsiniz text alanıyla link yazısını değiştirebilirsiniz. Şimdi bu metni About sayfasına git şeklinde değiştirin. Gidilecek sayfayı ayarlamak için Navigate URL özelliği kullanılır. Bu alan yanındaki düğmeye tıkladığınızda proje içinde gidilecek sayfaların listesi görüntülenir. Buradan About sayfasını seçin ve OK düğmesine tıklayın. Projeyi ön izlemek için sayfa adına sağ tıklayın ve View in Browser komutuna tıklayın. Tarayıcı içinde sayfa görüntülenecektir. Linke tıkladığınızda About sayfası açılacaktır. Tarayıcıyı kapatın ve Visual Studio'nun tasarım görünümüne geri dönün. Buton üzerinde çift tıkladığınızda Kod Editörü açılacaktır. Açılan editörde buton nesnesinin klik olayı için otomatik olarak bir metot oluşturulmuştur. Yapılmak istenen düğmeye tıklandığında Hyperlink'in text özelliğini ve açacağı sayfayı değiştirmektedir. Bunun için Hyperlink nesnesinin text özelliğine Çizgi tag'em metnini navigate URL özelliğine ise çizgi tag'emin web adresini atayın. Sayfayı bir kez daha test edin. Butona tıkladığınızda linkte görülen metin değişecek ve tıkladığınızda belirtilen sayfa açılacaktır. Gördüğünüz gibi Visual Studio'da web siteleriyle çalışmak için birçok yol vardır. Bu dersteki önemli nokta Visual Studio'nun web sitelerini düzenlemek, oluşturmak Hata ayıklamak ve yerleştirmek için ihtiyacınız olabilecek tüm araçları içermesidir.